Evet, herkese iyi günler. Dün geceden beri U19 takımımız finale kaldığından beri bir şey var aramızda. Hep zaten konuşuyorduk da dostlarla. İşte düşünceniz nedir? Şöyle başarılıyız, inşallah finale kalacağız falan. Benim de genel düşüncelerim hep şeyden yanaydı biliyorsunuz. Hani altyapılarda ileriye dönük oyuncular oynasın, hani şampiyonalarda galip geldik gelmedik ben bunlara göre değerlendirmiyorum vesaire. Bunları konuşurken artık en son dedim ki tamam maçtan önce bir şey yapalım, maçtan sonraya kalırsa çünkü yendik yenildiğe göre değerlendirmiş olabilirim diye düşündük. Onun için şimdi yapmak istedim maçtan saatler önce. Öncelikle inşallah bugün şampiyon oluruz ve Türk bayrağı yine en tepede. Hem de 30 Ağustos'la beraber anarken bir kez daha gururlandırır bizi çocuklarımız. Allah yardımcıları olsun. İnşallah şampiyon olarak ülkemize dönerler. Şimdi şeyi söylemek istiyorum. Öncelikle bir defa bizim takımımız iyi bir takım. Bir taraftan notlar geliyor. Telefona bakıyorum önüme kusura bakmayın. Bizim takımımız iyi bir takım. Yani altyapılarımız iyi altyapı oyuncularından seçilmiş. İleriye dönük mü? Onu şimdi biraz tartışacağız. Hep tartışıyoruz aramızda ama işte bu YouTube böyle bir şans olacak. İleriye dönük ne kadar önemli oyuncularımız var? Bunların ne kadarından faydalanabileceğiz? Ne kadarından faydalanamayacağız? Bunları şey yapmak istiyorum. Genel çerçevesiyle bir değerlendirme yaparsak, şimdi biraz çevireceğim, bunu ayarlayabiliyor muyum bilemiyorum ama görünecek mi? Bu akşamki takımımızla ilgili, bakın ben hep böyle yazarak çalışırım. Benim görünmemden daha ziyade bakın sanıyorum gözüküyor şu anda. Sırp milli takımı yukarıdaki, aşağıdaki de bizim. Şimdi Sırp milli takımının pasör çaprazı 1.94. Pasörü 1.93. Yan yazılıyor. Kusura bakmayın ben buradan yazarken. Bir dahaki yayınlarda bunu daha güzel yapacağım. Böyle çok yayın yapacağız. 1.94 ve 1.93'ün karşısında oynayan smaçörlerimiz 4 numaralar. Karşılarının 2 numarası bizim 4 numaralı 1.80 smaçörlerimiz. Onun için işte Hacı Mustafaoğlu gibi smaçörler hakikaten çok değerli. Neden? Çünkü bu yaşta 1.94-1.93 oyuncularla mücadele ediyorlar ve bunların çoğunda da galip geliyorlar. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Orta oyuncular 1.91-1.95. Bizim orta oyuncularımız ikisi de 1.88. Ve pasörümüz 1.86. Smaçörleri Sırpların 1.88-1.90. Bizim pasörümüz 1.86. Şimdi gelen bilgiler daha da oluyor da. Bizim pasör çaprazımız, bir dakika onu da size hemen şey yapayım. Evet. Bizim pasör çaprazımızı da şimdi yazacağım. Buraya. Şimdi şunu görmemiz lazım. Sırplar niçin şey oluyor, başarılı oluyor. Biz de şimdi 4 numarada, Fenerbahçe'nin 4 numarası ve zaman zaman da oyuna giriyor daha takımda. İpar'ı biz 1.88 boyunda pasör çaprazı oynatıyoruz. Şimdi tezatlarımızı anlatacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın Sırp milli takımı yaklaşık hemen size şeyi de söyleyeyim. Dün biraz çalıştım ama öne almak zorunda kaldığım için şey yapacağım. Bulgaristan 6 milyon 951 bin nüfusu. Sırpların 6 milyon 963 bin. Bizim 83 milyon. İstanbul'dan az nüfusu olan ülkeleri söylüyorum. Bulgaristan'ı niye örnek verdim? Onlar da bu yoklukta senelerdir çok büyük işler yaptılar. Şimdi dolayısıyla yani 6-7 milyondan nasıl oyuncu çıkartıyor diyorsanız işte böyle çıkartıyorlar.
Yani bir tane buluyorlar 1.88'lik 4 numara, 1.90'lık 4 numara yapıyorlar. Kötü oynuyor, iyi oynuyor. Başarılılar, başarısızlar fark etmez. Dolayısıyla onunla devam ediyorlar. 1.91, 1.95 orta oyuncu buluyorlar. 1.94 pasör çaprazı, 1.93 pasör buluyorlar. Mayaların yerine, Ogunovic'in yerine kimi koyarız? İşte geliyor. Ve bu takım U17'den 4-5 tanesi de U17'de oynuyor şu anda. U17'de oynayan bu oyuncuları 1.90 ortalamalı. Bunları U19'da da oynatıyorlar. Yani kendilerinden 2 yaş daha büyük oyuncularla mücadele ettiriyorlar ve final oynuyorlar şu anda farkındaysanız. Şimdi gelelim bize. Sırplar 1.88, 1.90'la oynarken biz 1.80'liklerle oynuyoruz. 1.88 pasör çaprazı oynatıyoruz İpar'ı, 4 numarayı. Bunun yanında da şimdi esas konu şu. Eczacıbaşı'nda oynayan U17'nin takım kaptanı 1.87 boyunda, 15 yaşında şu anda Pelin Eroktay. O kadroda yok. O kadroya alınmıyor. Onun yerine de İpar pasör çaprazına çekiliyor. Bu önemli bir şey. Konuşulması gereken konu. Yani elimizde en skorer, iki kere MVP olmuş Pelin var. U17'de takım kaptanı. Yani Sırplarla aynı yaş grubu oynayan. Ve biz bu kızı oynatmıyoruz. Solak, Eczacıbaşı oyuncusu. Ve bunun yerine İpar'ı 4 numaradan devşirip pasör çaprazı oynatıyoruz. Ve 1.80'lik oyuncularımızla, smaçörlerimizle şey. Ben şimdi şunun için iki yönden takdir ediyorum. Bir defa bu iki oyuncumuz 1.80. Bakın sahanın en kısası gözüküyor. Ama çok iş yapıyorlar. Çok iş yapıyorlar, mücadele ediyorlar. Top getiriyorlar, servis karşılıyorlar, defans yapıyorlar, hücum ediyorlar. Ve ben bir tık daha önde görüyorum öyle yürekli oyuncuları. 2002-2003'te Güldeniz de öyle çok yürekli oynuyordu. Yıldız Milli Takım'da ben de antrenördüm. Çok yürekli oynuyordum. Biz Solak Seray'ı 4 numaraya çektirmiştim ben. Pasör çaprazıydı. Dedim kısa bu 4 oynasın. Senelerce 4'te oynadı. Pasör çaprazıydı ama o da öyle. Bir tek şey istemiştim. Havada gördüğünüz topa vurun. Şimdi mutlaka bu kardeşlerimize de söyleniyor. Ve hakikaten çok iyi iş yapıyorlar. Benim esas değinmek istediğim bu. Bizim smaçörlerimiz daha kısa ama daha yürekli. Artımız bu. Bugünkü maçla ilgili söylüyorum. Şimdi geleceğimiz için ne olur bu? Geleceğimiz için ne olur bu? A takımlarda bize ne kadar Elif Su ve Sude Hacı Mustafaoğlu A takımlarda Eczacıbaşı veya Halkbank, Vakıfbank, işte Galatasaray, Fenerbahçe buralarda ne kadar oyuna girerler? Bu çocuklara burada ne kadar şans verirler? Ben mesela Galatasaray'ın yerinde olsam direkt Sude ile başlarım. 4 numara Sude ile başlarım yani. Net. Ben öyle başlarım. Ama tabii Galatasaray'da bir sürü dengeler var. Sanıyorum Elif Su da Galatasaray'ın oyuncusuydu. Yani iki oyuncuyla başlamak ne kaybettirecek? Güldeniz yerine. Eczacıbaşı, Vakıfbank, Fenerbahçe, özellikle bu maçlarda ne kaybedecek, ne kazanacak? Yani yenme şansı çok zor olan maçlarda. Mutlaka Ataman kardeşim de bunlarla ilgili şey yapıyordur zaten. Dolayısıyla yani oyuncuların yetiştirilme şekli veya tarzı da çok çok önemli. Nerede nasıl kullanılacağı da çok önemli. Bizim bunları hep şey yapmamız lazım. Değerlendirmemiz, öğrenmemiz lazım. Antrenörlere hep diyoruz ki işte ya antrenörlere hep eleştirirler, hemen yüklenirler, şans vermezler bilmem ne falan. Öyle değil. Şimdi artık orayı gördük herhalde. Konu o değil. Konu şu. Antrenörlerin bir tarzı olacak. Antrenörlerin tarzı olacak ve ona göre şey yapacaklar. Oynayacaklar, çalışacaklar, takım kurgusu yapacaklar, plan program yapacaklar. Antrenörlerin farkı da bu olacak. Şimdi ben yaklaşık 1,5-2 senedir takip ediyorum bu oyuncuları. Özateş'te karşılaşmıştık.
Suudi'nin takımıyla. Şimdi Suudi'nin gelişmesine bakıyorum. Yani zaten şeydir, yani oyuncu belli eder. Hani kumaşı iyi derler ya. Oyuncu belli eder yani. Şimdi Suudi'nin gelişmesi de ikinci ligde oynayan bir oyuncuyla şu andaki oynayan bir oyuncu. Bakın topa vuruyor mesela. Avuta da gidebilir. Bloğa da vurabilir. Ama doğru hareketi yapıyor. Esas Suudi'nin gelişmesini sağlayacak bu. Altyapıların, oyuncuların gelişmesini sağlayacak bu. Yani özgüveni var ve o pozisyonda ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Hatta daha da üstüne çıkıyor, limitini zorluyor, cesaret ediyor ve öyle yapıyor. Deniyor, bakıyor ne kadar yapabiliyorum. Bir sonra belki onu daha doğru kullanıyor veya daha direkt hata yapmadan kullanıyor. Ben oyuncuların, maçların altyapıları böyle seyrediyorum. Ondan sonra oyuncu bunları deneye deneye A takımlarda mükemmelliyetçi oluyor. Dolayısıyla bizim bunları yapıp yapmadığına bakmamız lazım oyuncuların. Ben böyle bakıyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra 83 milyonda biz niçin elimizdeki oyuncuları değerlendiremiyoruz? Niçin bulamıyoruz? Niçin nasıl diyeyim size, haklarını veremiyoruz veya böyle laflar geçiyor, böyle konuşmalar oluyor. Bir defa anne babalar, yani canlar, evlatları, bir de bu böyle milli takıma gelen çocuklar tabii elit oluyor, biraz daha üst düzey oluyor. Daha da üstüne düşülen, daha da fazla emek verilmiş ve eğer milli takımlarda oynayamaz veya geri düşerler veya yerlerine biri gelirse kaybedecekleri manevi duygular biraz daha fazla oluyor. Psikolojileri biraz daha yıpranır diye bakıyorlar, üzülür diye düşünüyorlardır ki mutlaka bir kısmı doğrudur. Dolayısıyla anne babaların davranışları biraz daha burada baskıcı veya nasıl diyeyim size, tam kelimeyi bulmak lazım. Israrlı oluyor. Yani işte benim kızım, benim kızım, benim oyuncum, benim oğlum falan gibi. Burada yani bir kısmına hak veriyorum. Ben hep öyle dedim. Yani benim canım, yani evladım, milli takım gururu, orada oynaması, onun yerine eğer birisi, oynayan birisi biraz daha şeyse, hani düşük seviyede görüyorsam kendi dünyamda falan. Ama konular öyle değil. Yani tam öyle değil. Yani iki tarafta da şey var. Haklı haksız taraflar var. Bir defa anne baba duygusallığı en önemli hatası oluyor velilerin. İkincisi, antrenörlerin bu anne baba duygusallığını göze almadan, düşünmeden, onlarla ilgili empati yapmadan onların yerine kendini koyup, çünkü çok genç antrenörler, yani bu antrenörler, ben de çok genç antrenörken bir takım şeylerde inada giriyordu iş. Yani anne babasının tavrına kızdığım ve işte çocuğu da yedek bıraktığım şey oluyordu yani. Ve büyük hataydı. Büyük hataydı. Dolayısıyla ama bu genç antrenörleri bir yere koyduğumuzda bunlar hep olacak. Nerede bir genç antrenör varsa duygusallık veya işte ikili ilişkilerin sıkıntıları çocuklara yansıyacak. Ne yazık ki. İşte onun için Avrupa, dünya bunu ne yapmış? Belli bir yaş seviyesinin üstüne gelmiş, tecrübeli. Artık böyle çok aptalca duygusal nedenlerle çocukları cezalandırmayan. Dolayısıyla hele hele milli takımda bayrağımızın temsil edildiği yerde bayrağımızı, milli takımımızı cezalandırmayan tarzda davranacak insanlarla çalışıyorlar. Onların yanında da yetenekli, gelişecek, yetenekli, gelişecek, bu işi seven genç antrenörler koyuyorlar, pişiriyorlar. Öyle bir sene, 2 sene sonra koymuyorlar onları bir yerlere. Ondan sonra ve aşama aşama bu plan, bu proje, bu program gelişerek devam ediyor ve onların arasından, işte o genç antrenörlerin arasından da yetişebilenler, gelişebilenler, uyum sağlayanlar devam ediyor. Uyum sağlayamayanlar hemen eleniyor. Yerlerine hemen yenileri konuyor. Şimdi bu çok önemli. Bizde bu böyle yapılmıyor. Bizde bu böyle yapılmıyor. Senelerdir ben Eczacıbaşı kökenliyim. Oyunculuğum da Eczacıbaşı, antrenörlüğüm de
orada. Ama ilk Bakırköyspor'da. Ben kendi şeylerimi konuşamayacağım herhalde. Bu şeyler yüzünden, bu tür programlar yüzünden. Bakırköyspor, hemen bir tırnak içinde söyleyeyim, benim şerefle gururla çalıştığım, asla hayatım boyunca asla unutmayacağım sporcuların, velilerin olduğu bir grup, bir kulüp, bir takımdı. Muhteşem insanlar, büyük şansıma muhteşem insanlardı. Bana muhteşem destek oldular. Hatalarımı göz ardı ettiler, görmezden geldiler. En deli, en sinirli zamanlarım işte 2020 yıl. Hala onları kaşımaya, onları buralara taşımaya çalışan sıfatlarını söylemeyeyim kişiler var. Allah onları ıslah etsin. Ve o zamanlar ki o fevri, o agresif, o iddialı, o deli zamanlarımda o veliler, o sporcular bana katlandılar ve destek oldular. Yani katlanmaları, devam etmeleri bile bir şeydi benim için, destekti. Muhteşem çalıştılar. Sokakta çalıştık. Betonda çalıştık. Filesiz yerde çalıştık. Anlatacağım onları size. Ve oralardan 6-7 tane A-Milli oyuncu çıktı. Ve o çocuklar sayesinde, onların başarısı sayesinde küçüklerde İstanbul ikincisi olmuştuk. Eczacıbaşı Cengiz Göllü beni çağırdı ve Eczacıbaşı'na antrenör aldı yanına, yardımcı aldı. Ve Allah nasip etti. Orada da ben başarılı olduğumu düşünüyorum ve bugünlere geldik. Şimdi dolayısıyla şuraya bağlamak istiyorum. Velilerin sevgileri, velilerin çocuklarının çok iyi yerlere gelmelerini beklemeleri. Çünkü çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar, maddi manevi anne babalar. Birçoğu evlatlarından daha en güzel yaşlarında, genç kızlar, işte genç erkekliğe geçtikleri, delikanlığa geçtikleri çağlarda evlerinden ayırıp onları işte gurbet dediğimiz İstanbul'a yolluyorlar. Ve orada da hayatları çok kolay olmuyor. Yani lay lay lon falan yaşamıyorlar. Canları çıkıyor. İşte okuma dertleri var, bir arada yaşama dertleri var, kendi korkuları var, ne olacağım, gelecek korkuları var, antrenmanlardaki şeyleri var, canları yanıyor, hastalanıyorlar. Bunların hepsini bu çocuklar yaşıyor tek başlarına. Antrenörleri veya kulüp yöneticileri anca işte son dakikada görüyorlar. Ateşim mi çıktı, aspirin al, işte falan filan bir sakatlık olursa götürüyorlar. Onun haricinde hep tek başına halletmek zorundalar. Yemeleri, içmeleri, ana baba sevgisi, ana baba şefkati, herhangi bir konuda düşünmesi, ağlayıp anasına babasına sarılması. Şimdi bunları unutan genç antrenörler şunu yapıyorlar. Vay işte şunun annesi konuştu, bunun babası konuştu. O zaman ben bunu cezalandırayım. Hem günah hem büyük hata. Dolayısıyla bizim bir defa antrenörlerimizin bunları unutmadan yaşamaları ve çalışmaya devam etmeleri lazım. Bu çocukları ona göre değerlendirmeleri lazım. İkincisi anne babalarında tamam ben duygusalım, çok seviyorum, çok iddialıyım, benim çocuğuma haksızlık yapılıyor diye düşünelim veya benim çocuğuma torpil yapılıyor düşünelim vesaire neyse iyi veya kötü de. Bunları dile getirirken de son derece dikkatli ve edepli şekilde yaklaşmaları lazım antrenörlere, yöneticilere, kulüplerine. Bu iki birliktelik dürüst, samimi olursa iyi niyetle. Yani başta belki bir takım aksamalar olur ama onun haricinde çok büyük problemler olmayacaktır göreceksiniz. Çok kısa sürede de bu konular hallolacaktır. Bu benim fikrim, benim tecrübem. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Bakın Hilal Kocakara 1,80 boyunda 2002'li. Lila Şengün 1,86 boyunda 2002'li. Pasör. İkisi de Fenerbahçe oyuncusu. 1,86'lıkla oynuyoruz. Temin gösterdiğim şeye göre nedirler ona? Takım kuruluşlarına göre hangisi doğru? Hilal de inşallah çok başarılı olacak ve oynayacaktır. 1,80 boy yeter mi pasörü de? Yeter. 5 sene sonra yeter mi? Orada düşünmek lazım. Dolayısıyla burada doğru yapılmış. Ha, Lila'nın pasları daha acemidir. İşte Hilal'in vücut koordinasyonu daha, tekniği daha iyidir. Kısa boylu oyuncu daha atletik olabilir. O daha iyi pas atıyordur. Biz şimdiyi düşünürken 5 sene sonrayı da düşünmek zorundayız. Lütfen böyle düşünelim. Bir de şimdi kendi hakkımızın yendiğini düşünen anne babalara ben şunu da söyleyeyim. Mutlaka sizin çocuğunuz yerine de bir tane çocuk oynuyor. Onun da anne babaları var.
Sizin yaşamak istediğiniz gururu şu anda onlar yaşıyor diye düşünün. Doğruları söylemekten kaçınmayın. Hakkınızı korumaktan kaçınmayın. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama bir daha söylüyorum, işte benim çocuğumun yerine bir başkasının çocuğu aynı gururu yaşayarak şu anda oynadığını düşün. Veliler de karşı veliye göre empati yapsın. Hiç kimse düşman değil. Hepsi Türk bayrağına hizmet ediyor. Ve sonuna kadar da torpil yapma şansları yok. Ben şöyle örnek vereyim. Zamanında çok büyük şey yapıldı. Torpiller yapıldı. Net söylüyorum, ben de biliyorum. İsim vermeyeceğim, gerek yok. Kendi annesi kendi kızını oynatmak için neler yaptı? Hem kulüpte hem milli takımlarda. Beraber çalıştığı antrenörler de vardı. Yani o çocuğun şimdi çok böyle uçup kaçtığını söylemiyorum. A milliye kadar çıktı. Şu anda ortalarda serseri mayın gibi ne olacağı belli olmayan bir psikolojide. Fizik yok. Fizik zaten kısa. Kilo muhteşem. Yetenekli mi? Çok yetenekli. Kime göre? Avrupa öyle oyuncuları oynatmıyor. Kadroda tutmuyor. Tutmuyor. Kriterler belli. 8 bin, 7-8 bin nüfuslu, 8 milyon nüfuslu Sırplar, Bulgarların yaptığı belli. 8, hadi 10 milyon diyelim, İstanbul'dan çok az. 10 milyonda 1.94 pasör çaprazı, 1.93 pasör, 1.91, 1.95 orta, 1.88, 1.94 numara buluyorlar Sırplar. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul'dan bana yetki ve imkan versinler. 2 ayda 50 tane böyle çocuk bulurum bu boylarda. 50 tane. Bütün okulları gezerim tek tek. Gezen antrenör var mı? Yok. Şu anda milli takımlara nasıl seçiliyor bizde? Yani milli takım değil, milli takımdan bir önceki o yüzer kişilik gruplar. Antrenörler telefon ediyorlar. İşte benim şu oyuncum var, benim bu oyuncum var, benim bu oyuncum var. Hemen kadroya bakılıyorlar. İşte boyu kaç? 1.80 alalım. İşte 1.85 alalım. Tamam, alın. Güzel. Seyrettiniz mi? İşte 3 gün sonra diyorlar ki yetersiz mesela, o çocuk milli takıma gidiyorum diye gidiyor ki öyle değil. Karmaya. 100 kişilik milli takım mı olur? Karmaya gidiyor ve oradan tekrar geri dönüyor. Çocuk yıkılmış oluyor. Antrenör bu sefer başlıyor. Ayşe'yi aldınız, Hasan'ın Fatma'yı aldınız, haksızlık ettiniz, işte böyle torpil var. Günah. İnsanları birbirine düşürmenin hiç gereği yok. Şimdi Sırplarda öyle olmuyor. Sırplarda belli bir boy kalitesi var. Buralarda çok iyi antrenörlerle seçimi yapılıyor. Mesela sen diyorlar orta oynayacaksın. Bu doğru bir seçim oluyor. İpar pasör çaprazı olmayacak. İpar 4 numara. 1.88 boyunda. Şunun baskısını yapmak zorunda Fenerbahçe voleybol şubesi. Hoca, İpar'ı en az 6-7 maçta ilk 6 olarak oynatmak zorundasın. Çıkmadan. Federasyon ve voleybol şubesi bunu böyle yapması lazım. Galatasaray'a, Ataman Hoca'ya baskı yapmak zorunda voleybol şubesi. Bizim altyapımızdaki bu kızları, Suudeleri 4 numara oynatacaksın hoca. En az 7-8 maçta. Çıkmadan. Hani girdi 23'te servis attı, top eline değmedi. 24 oldu, 25. O değil. 0-0'dan başlayacak. Maç bitene kadar oynayacak. Ha, arada belki çıkartılabilir nefes alsın diye, bilmem ne morali kendini. Öyle de olacağını hiç düşünmüyorum. O karakterde oyuncu değiller yani. Aslan gibi güçlü, kuvvetli, hırslı, inatçı, risk alan, korkmayan, cesur adamlar. Öyle oyuncular bulmuşken bunları nasıl oynatmaz Türkiye? Ne zaman oynatacak? Sırpların U19'unda en az 4-5 tane U17 takımının, yani 2 yaş küçük takımın ilk 6'da oyuncuları var. Bizde yedeklerde. Pelin Eroktay'ı almıyoruz. Solak, pasör çaprazı, en skorer, 20 sayı ortalama ile oynuyor. 2 tane MVP'si var. U17 milli takımı kaptan. Sebebi ne? Sakat değilse ne? Veya bunu yapma hakkı kimde var? Nasıl yaparlar? Neden yaparlar? 4 numara İpar'ı 1.88 niye alıp pasör çaprazına devşirirler? Şampiyon olsak ne olur bu turnuva?
Şampiyon olsak ne olur? 2002'de biz Yıldız Milli Takımıyla gittik Balkan Şampiyonası'na. Ondan bir hafta önce genç kızlarımız şampiyon olmuştu Tokat'ta. Ve hakemler falan bayağı taraf tutmuştu. Hiç şeye gerek yok. Sırpları yenmiştik. Biz Sırbistan'a gittiğimizde su vermediler. Şaşal su vermediler içecek. Boş su şeylerini gösterdiler. Atılmış kenara içilmiş. Onları doldurun dediler. Öyle için. Evet. Mehmet Bedesten'le onunla da sorun. O da biliyor. Dolayısıyla öyle düşmanca davranırlar. Seda Tokatlıoğlu pasör çaprazımızdı. Biz şunu öğrenmiştik. Adnan Kıstah'ın en büyük bize altyapılarda en büyük kötü miraslarından biridir. Bir tane pasör çaprazı bulur, onu koyar oraya. Altı pozisyon o kız vurur. Şampiyon olunur. Öbürleri ne? Ne oynamışlar? Yok. Manşet almış sadece. Smaç vuran yok. Orta oyuncular işte söylüyorum 2003'te şu andaki Türk Hava Yolları'nın liberosu Eczacıbaşı'nda oynuyordu. Mehmet Bedestenli'nin oyuncusuydu. Orta oyuncuydu. Libero ile değişiyordu Gizem'le. Galatasaray'daki şu anda libero Gizem'le. Orta oyuncu Merve değişiyordu. Şu anda Merve milli takıma kadar libero'da çıktı. Şimdi bunu görememişsek 2002'de, 2003'te Yıldızlar'da kızın inadıyla Merve'nin ben libero oynayacağım diye ki ben 4 numara da oyna demiştim. Yok abi dedi ben libero oynayacağım. Peki Merve o inatta ve o inançta olmasaydı o kadar iyi işler yapmasa şimdi Türk Hava Yolları'nda belki normali birinci libero oynaması. Düşünün yani yaptığımız hatalar işte onu diyorum. Sırplar doğru adamları doğru yere seçiyorlar. Ve doğru çalıştırıyorlar. Doğru plan program. 2017'leri 2019'lularla oynatıyorlar. Vesaire vesaire pişirip pişirip ön plana çıkartıyorlar. Bizim zihniyetimiz diyor ki şey yaptık. Jenerasyon yakaladı Sırplar. Biz öyle bir jenerasyon yakalayamadık. Ya bu son derece aptalca ve saçma bir şey. Jenerasyon yakalanmaz. Öyle şansa bir şey yoktur hayatta. Hele sporda, sanatta yoktur. Emek vereceksin, çalışacaksın, doğru plan program yapacaksın, doğru insanları seçeceksin doğru yere ve doğru inatla, ısrarla onların üstünde duracaksın. Şans vereceksin. Vazgeçmeyeceksin. Jenerasyon öyle yaratılır altyapılarda. Bu çocuklardan bir kadro seçilir ve o devam eder. Yanlış olan bir iki tane varsa aksayan veya çok büyük aşama yapan yerlerine onlar konur ama o her turnuva her şey değişmez. Yani Pelin sen en skorersin U17'nin takım kaptanısın boyun 1.87 seni almıyoruz İparı 4 numaradan çekiyoruz 1.88'lik pasör çapraz oynatıyoruz gibi komik saçma sapan şeyler olmaz. İparı yakaladıysanız 1.88 4 numara onu da devam edeceksiniz. U17, U18, U19, U20, U21, U35 neyse. Ta ki İpar A milli takıma girene kadar. Onun çaprazına da Sude'yi koyacaksınız. Manşet alan, defans yapan, topa vuran korkmadan. Sonra Brezilya'dan oyuncu transfer ediyor. Vakıfbank büyük paralar. 1.80 boyunda ama çok zıplıyor. İşte Sude de zıplıyor. Nesi var? Sude de zıplıyor. Son 3-4 senedir de ikinci ligde oynarken ki halinde de biliyorum yani şeyini, oyununu. Daha ne yapsın bu kız yani? Taklam atsın filenin üstünde. Koyun İpar'la çapraz. Seyredin. Koyun Pelin'i 1.87'lik seyredin. Devam edin. Onların yerine 1.90'lık, 2 metrelik adam bulmaya çalışın. Ama biz ne yapıyoruz? İşte aradaki fark bu. Yani bizim Türk milli takımını, Türk bayrağını, Türk voleybolunu düşünerek çok doğru plan programlarla bu süreçte devam etmemiz gerekiyor. Söylenecek daha hani şeyler vardı. Şimdi maç var akşam. Dolayısıyla şimdi biraz daha şeylere girmek istemiyorum. Antrenör veya şeyine. İnşallah önümüzdeki haftada yarından sonra da birkaç tane videodan sonra yine bu altyapı ile ilgili başka bir videom daha olacak. Orada da bir
birkaç tane başka bir konuya daha değineceğim. İnşallah bugün yeneriz. Çok başarılı olur kızlarımız. Ve inşallah hak edenlerin huzurla, başarıyla, mutlu bir şekilde, gururla haklarını aldıkları platformlarda mücadele ederler. Sakatlıksız inşallah mücadele ederler. Ve bayrağımızı da en yukarıda dalgalandırırız. Ben genel anlamıyla bu U19 takımını beğeniyorum. Son bir not daha düşeyim. Hatta benim şöyle bir şeyim var. U19 ve U21 takımını bana verin demiştim. İki yaz çalışayım. Yani bir yaz çalıştık, oynadık bir turnuva. Diğer yaz çalıştık. İki yaz çalıştıktan sonra Filenin Sultanları ile oynayalım. Bir maç yapalım Ankara'da. Canlı yayınlansın. Herkes seyretsin. Yani 18-20 yaş arası bir 14 kişi seçeceğim. Ve bunlarla iki yazın, ikişer ay veya 2,5 ay çalışacağım. Bir de turnuvaya katılacağız. Ondan sonra A milli takımımız, o gün kimse, hangi kadroysa, onlarla oynayacağız. Ben bütün antrenörlük hayatımı koyarım ortaya. Net söylüyorum. Bütün antrenörlük hayatımı, kariyerimi koyarım. Neyim varsa. Bir de antrenörlük yapmam. O takım başarısız olursa o kadar. Bu kadar net söylüyorum. Çok iyi sporcularımız var. Çok yürekli, çok kaliteli sporcularımız var. Asıl konu şu. Eğitebiliyor muyuz? Geliştirebiliyor muyuz? Doğru yerlerde oynatıyor muyuz? Yani kaleciyi santrfor mu oynatıyoruz? İşte sağ beki alıp sola çık mı oynatıyoruz? Veya işte orta sahayı kaleci mi oynatıyoruz? Futboldan beri herkes daha iyi anlar diye yapıyorum. Yani bizim hatalarımız burada. Bunların kararını kim veriyor? Sadece altyapıda Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi takımların veya Vakıfbank'ında bir kısım antrenörlerin mi lafları, sözleri dinlenecek? Türkiye'de başka altyapılarda konuşacak insan yok mu? Ve hemen yine şey yapacağım. Önce geçmiş olsun diyeceğim. Bülent Meriç, Wolf başkanımız iki tane stent takılmış kalbine. Rahatsızlanmıştı geçen hafta. Şimdi en son ona da bir atıfta bulunayım. Sayın Başkan, siz voleybolu çok iyi biliyorsunuz. Antrenörler konusunda da çok iyi fikirleriniz var, doğru. Ben biliyorum. Dolayısıyla bu antrenörler yanlış yerlerdeyse bunlara dahil olmak zorundasınız. Şu antrenör burada olmamalı, bu antrenör burada olmamalı diye sizin mutlak surette dahliniz olması lazım federasyona, öneriniz olması lazım. Ama Mehmet Bedestenlioğlu'nu değil. Mehmet Bedestenlioğlu değil. Onun zaten seviyesi belli artık. Bu da Bülent Meriç'e mesajım olsun. Evet. Yaklaşık 32-33 dakika oldu. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah şey yapabildim, bir katkım oldu. Allah çocuklarımızın yardımcısı olsun ve inşallah Türk bayrağını şampiyon olarak 30 Ağustos'ta orada dalgalandırmayı nasip etsin. Herkese sevgi ve saygılarımla. Sağ olun. Hayırlı günler.